yüzbaşı Mehmet Tevfik'in son mektubu. Sebebi hayatım, Fevzi Refik'im. Sevgili babacığım, valideciğim. Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti. Hamdolsun, kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağımdan ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'ın beni bu rütbeye kadar ishal etti. Yine mukadderat-ı ilahiye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne surette yetiştirmek mümkünse öylece yetiştirdiniz. Sebebi Fevzi Refik'en ve hayatım oldunuz. Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkürler ederim. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı hak etmek zamandır. Vazife-i mukaddese-i vataniye-i ifaya cehd ediyorum. Rütbe-i şehadede suud edersem Cenab-ı Hakk'ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için bu her zaman bana pek yakındı. Sevgili babacığım ve valideciğim. Göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezihciğimi evvela Cenab-ı Hakk'ın saniyen sizin himayenize tevdi ediyorum. Onlar hakkında ne mümkünse lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de refikamla birlikte lütfen say ediniz. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan fazla bir şeyi isteyemem. İstesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım matuf mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü izah edecek veçile veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii. Teselli ediniz. Mukadderat-ı ilahiye böyledir. Malumat ve düyunatın hakkında Refikam mektubunda nefrettiğim deftere ehemmiyet veriniz. Münevver'in hafızasında veyahut kendi defterinde mukayyet düyunat da doğrudur. Münevver'e yazdığım mektubum daha mufassaldır. Kendisinden sorun. Sevgili baba ve valideciğim, belki bilmeyerek size karşı birçok kusurlarda bulunmuşumdur. Beni affediniz, hakkınızı helal ediniz, ruhumu şad ediniz, işlerinizi tavsiyenizde refikama muavenet ediniz ve muin olunuz. Sevgili hemşirem, lütfeciğim, bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için vesayemin yettiği nispette ne yapmak lazımsa yapmak isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir. Beni affet. Mukadderat-ı ilahiye böyleymiş. Hakkını helal et. Ruhumu şad et. Yenginiz Münevver Hanım'la oğlum Nezih'e sen de yardım et. Sizi de Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve himayesine tevdi ediyorum. Ey akraba ve ehibba ve evda, cümlenize elveda, cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun. Elveda, elveda, cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladım. Sevgili babacığım ve valideciğim, oğlunuz Mehmet Tevfik. Hasan'ın bulunduğu 2. bölüğün kumandanı Yüzbaşı Sırrı Bey. Askerlerini savaşa bizzat hazırlar, talimlerini kendi yaptırır, sürekli birlik içerisinde dolaşarak askeriyle tek tek sohbet eden dervişlerdi. Genç yaşına rağmen bir baba edasıyla askerlerine kol kanat gerer.